Bu videoda cebir derslerinden hatırlayacağınız üzere eğimin tanımına bakacağız. Eğim, bir doğrunun düşey eksendeki değişme oranıdır. Doğru üzerindeki iki noktanın y koordinatlarındaki değişimin x koordinatlarındaki değişime göre oranıdır. Bir doğrunun dikliği o doğrunun eğimini belirtir. Yani doğrunun eğikliği arttıkça daha büyük eğime sahip olacaktır. Burada çizdiğimiz doğru pozitif eğimli ve x artarken artan bir doğru. Eğer bu doğru daha dik bir doğru olsaydı, yani x arttıkça daha da artan bir doğru olsaydı, o zaman diğerinden daha büyük eğimli bir doğru olacaktı. Hatırlayacak olursak, bir doğrunun herhangi iki noktası arasındaki y koordinatındaki değişimin x koordinatındaki değişime oranı bize o doğrunun eğimini veriyordu. O zaman burada iki noktayı seçerek başlayalım. Buradaki noktanın apsisi x0 olsun ve bu noktada x ekseni x0 değerini aldığında y ekseni de y0 değerini alsın. Yani bu noktamız x0 virgül y0 noktası. Diyelim ki burada da başka bir noktamız var. Bu noktamızın apsisi x1 olsun ve y değeri de ordinatı da y1 olsun. Yani buradaki noktamız da x1 virgül y1 olacak. Doğru tanımını hatırlarsak bir doğrunun eğimi her noktasında sabitti. Yani seçtiğimiz iki noktada da eğim sabit olacak. Doğrunun eğimi genelde küçük m harfiyle gösterilir. Eğim bize y'deki değişimin x'deki değişime göre oranını verecek veya bunu şu şekilde de düşünebiliriz: verilen xlerin değişimi için y'yi ne kadar değiştiriyoruz? Yani eğim y'deki değişim bölü x'deki değişime eşit olacak, değil mi? Hatırlayalım. Buradaki üçgen yani delta Yunan alfabesindeki delta harfiydi ve herhangi bir şeydeki değişimin kısa yazılışı olarak gösteriliyordu. Burada da y'deki değişim bölü x'deki değişimi gösteriyor. Şimdi bunun grafikteki örneğimize göre nasıl olacağına bakalım. İlk başta x'deki değişimi düşünelim. x 0'dan x 1'e gidiyoruz. Yani burası bizim x'teki değişimimiz delta x. Bu değişimi pembe ile gösterelim. Burası neye eşit olacak? Değişimi gösterirken bitiş noktasından başlangıç noktasını çıkarıyoruz. Yani x1 eksi x0. Paydanın sıfırdan büyük olduğuna dikkat etmeliyiz. Yani x1 x0'dan büyük bir değer olmalı. Peki, y'deki değişimim nedir? Yine bitiş noktasından başlangıç noktasını çıkaracağım. y1 eksi başlangıç noktası y0. Şimdi sorabilirsiniz. Ben bu işlemi y0 eksi y1 bölü x0 eksi x1 olarak yapamaz mıydım? diye. Tabii ki yapabilirdiniz. Böylece payla paydanın negatif değerlerine ulaşırdınız ve eksiler birbirini götürürdü. Çünkü buradaki önemli nokta uzaklıkların sabit olduğu. Yani pay tarafında başlangıç noktasından bitiş noktasını çıkarıyorsan paydada da başlangıç noktasından bitiş noktasını çıkarıyorsun. Böylece sonucun değişmiyor. Buraya kadarki kısmı büyük ihtimalce bir derslerinden hatırlıyorsunuz. Eğimin tanımı x'in y'ye göre değişiminin oranıydı veya iki nokta arasındaki düşey değişimin yatay değişime oranıydı. Şimdi konuyu biraz daha geliştirelim. Buraya diğer bir grafik çizelim. Baştaki grafiğimizde doğru çizmiştik. Doğrunun tanımı gereği eğimi sabitti değil mi? Bu doğruda herhangi iki nokta arasındaki eğimi hesapladığımızda eğim hep sabit olacaktır. Peki ama doğru veya lineer olmayan bir eğrinin eğimini bulmak isteseydik bunu nasıl yapacaktık? Bu grafiğe böyle bir eğri çizelim. Evet böyle bir eğri. Bu eğride y'nin x'e göre değişim oranı ne olabilir? Eğride değişik noktalara bakalım. En azından eğimin ne olabileceğini tahmin etmeye çalışalım. Eğrinin üzerindeki bu noktayı seçelim. Burası x1, burası da y1 noktası olsun. Burası da eğrideki diğer bir nokta olsun. Burası x2, burası da y2 noktası. Bu nokta x1 virgül y1 ve bu noktada x2 virgül y2 noktası x'in y'ye göre bu noktadaki değişim oranını tam olarak hesaplamak için şu anda gerekli bilgilere sahip değiliz. Onu daha sonra diferansiyel işlemler yaparak öğreneceğiz. Şimdilik sadece c1 bilgilerimizi kullanarak en azından x1'in x2'ye olan değişiminin ortalamasını bulmaya çalışalım. Bu değişimin ortalaması ne olabilir? y'lerdeki değişimim, burası benim y'lerdeki değişimim, delta y. x'lerdeki değişime göre, burası da x'lerdeki değişim, delta x nasıl değişmiştir? Eğimi aynı yaptığımız yoldan hesaplayacağız. y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 yani. Bu aralıkta y'deki değişimim, delta y eşittir y2 eksi y1 ve x'deki değişimim de delta x eşittir x2 eksi x1. Böylelikle bu iki nokta arasındaki değişimin oranını bulabiliyoruz. Farklı yönden düşünürsek bu oran x, x1'e eşitken ve x, x2'ye eşitken ki ortalama değişim oranıdır. Yani y'nin x'teki bu tanım aralığına göre değişim oranıdır. Şimdi bu iki noktadan geçecek bir ee, doğru çizeceğiz. Eğriyi iki noktadan kesen doğruya ne diyorduk? Burada çizdiğimiz bir kesen doğru. Evet, eğriyi kesen bir doğru. Bu videoda bir doğru eğimini nasıl hesaplayacağımızı öğrendik. Eğri eğimi için henüz gerekli bilgilere sahip değiliz dedik. Diferansiyel hesaplamalar kullanılarak yapılabilir ama cebir bilgilerimizle bir eğrinin veya fonksiyonun verilen aralığa göre ortalama değişim oranına ulaşabiliyoruz. Bu oranda kesen doğrusunun eğimiyle aynıydı. Peki sadece ortalama değişim oranının değil de bu eğrinin gerçek eğimini nasıl bulabileceğiz? Bu noktanın buradaki noktaya giderek giderek yaklaştığını düşünelim. Bu durumda eğim kesen doğrunun eğimine giderek giderek yaklaşacaktır. Yani artık kesen doğru teğet doğrusu olacaktır ve eğim de teğet doğrusunun eğimi olacaktır.